Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde Promos'la ilgili bir tane kombinasyon yayınlamıştım. RO Extended 2.8 ücretli sürüm vardı onda. Bazı arkadaşlar da 2.8 sürümü olmadığı için RO Extended'in 2.5 sürümünü kullanmak istemişler. Onda da bazı sorunlar yaşamışlar. Onun için RO Extended 2.5 ile yapılmış bir kombinasyon yayınlıyorum. Bu önceki kombinasyonun tamamen aynı. Sadece RO Extended X8 ücretli sürüm yerine RO Extended'in 2.5 sürümü var. Haritaya bir bakalım. Haritamız bu. Burada fazla uzun konuşmayacağım çünkü geçen sefer bütün bilgileri vermiştim bunlarla ilgili, haritalarla ilgili. Haritada hemen şöyle bir kontrol yapalım. Haritada herhangi bir sorun yok, çalışıyor. Yaklaşık bir 400-500 kilometrelik bir yol yaptım bunda. Herhangi bir sorun görünmüyor şimdilik. Burada RO Extended'in 2.5 sürümünü kullanıyoruz demiştim. Geçen kombinasyonda bahsetmiştim zaten. RO Extended ile Güney bölgesi arasında bir yol bağlantısı vardı 2.8'de. Bunda yok. Bunda kullanmayacaksınız onu. Eğer onu kullanırsanız 2.5 sürümünü kullanamazsınız. Oyun çöküyor. Bilginiz olsun. Onu ben çıkarttım kombinasyondan. Sıralamayı şimdi göreceksiniz zaten. Eğer bendeki sıralamayı gördüğünüz gibi yaparsanız, yani herhangi bir hata yapmazsanız sıralamada kombinasyon sorunsuz olarak çalışmalı. Kargo ekranımız da böyle. Oyunda herhangi bir sorun yok. Kamyonunuza binip hemen kullanabilirsiniz. Mod sıralamamıza bakalım. En alttan başlayalım yine. Rodos adamız var. Geçen sefer kombinasyonun aynısı zaten. Güney bölgesi var. Güney bölgesi İngilizce şehir isimleri. Bunu geçen sefer listeye eklemeyi unutmuşum video açıklamasına. Şimdi ekledim. Diğer videoda da var. Bunda da eklenmiş olacak. İngilizce dil dosyası, İngilizce şehir isimleri yani. Promotes'un 7 tane dosyası var. Def, Map, Model, Model, Model 3, Medya ve Assets dosyaları. Poland Tribuilt 4 dosya ve Poland Tribuilt için Special Transport derecesi sahipleri kullanabilir bunu ancak. Special Transport için eklenti bu. Eğer Special Transport DLC'niz yoksa bunu kullanmayacaksınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bakın Special Transport DLC'niz yoksa bunu kullanmayacaksınız. Polonia Polska, bu Polonya'da küçük bir bölge ekliyor. Bunun çalışabilmesi için hem Poland Rebuild'in hem de Promotes'un olması gerekiyor. Bu her iki haritaya da bağımlı. Eğer İki haritayı da kullanmazsanız bunu kullanamazsınız. Ama bunu kullanmak şart değil. Bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz. Yani Poland Tribuilt ve Promotes kullanırsınız ama bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz. Fakat bunu kullanırsanız diğer ikisini kullanmak zorundasınız. Promotes'un Orta Doğu eklentisi. Promotes'la Rodos adası arasında feribot bağlantısı sağlayan dosya bu. Bu Litvanya haritasına küçük bir bölüm ekliyor. İsrail ile Lübnan arasında kapalı sınırı açan bir dosya bu. Politik nedenlerle kapalı olan bu sınır da oyunda da kapalı. O yüzden epeyce dolaşmanız gerekiyor. İsrail'den Lübnan'a ya da Lübnan'dan İsrail'e giderken.
Bu dosyayı eklerseniz dolaşmanız gerekmiyor. O sınırı doğrudan geçebiliyorsunuz. RusMap dosyaları, RusMap 2.3 bir yeni çıkan sürüm bu. 1.39 için 4 dosya yine. DevMap, Model, Model 2 dosyaları. Peter for RusMap, Petersburg eklentisi RusMap için. Türkiye haritamız. Türkiye haritası ile Orta Doğu arasında yol bağlantısı kuran dosyamız bu. Türkiye haritası ile Güney bölgesi arasında yol bağlantısı kuran dosyamız bu. Bu da Güney bölgesi için bir fix dosyası. Güney bölgesi henüz 1.39 için güncellenmedi. Bu dosya Güney bölgesinin 1.39 ETS2 1.39 sürümünde çalışmasını sağlıyor. Bunlar Roa Extended'in 2.5 sürümü, yani ücretsiz sürümü arkadaşlar. Dört dosya yine. Dev, model, prefab, asset dosyaları. Roa Extended, Promots 251 ve RusMap 231 ile Poland Rebuild 244 arasında yol bağlantısı sağlayan bir dosya bu. Bunu Roa Extended'in üzerine koyuyorsunuz. Yani tüm dosyaların üzerinde oluyor bu. Bunun üzerine de Roa Extended'in İngilizce şehir isimleri dosyası geliyor. Orta Doğu, Medmap, bu İtalya'da küçük bir bölge ekleyen Mediterranean Map denen bir harita. İtalya'da küçük bir bölge ekliyor. Bu da bu haritayla Rodos arasında yol bağlantısı kuran bir dosya. Bütün dosyalarımız bu kadar arkadaşlar. Yukarıdan aşağı tekrar bir geçeyim de sıralamayı yaparken de kolaylık olsun, bu kısmı açıverirsiniz. Oldukça basit, kolay bir kombinasyon. Fakat ilk yükleme sırasında biraz zaman alacaktır. Onu söyleyeyim. Geçen seferki de öyleydi, bu da öyle. İlk yükleme biraz zaman alıyor maalesef. O konuda bilginiz olsun. Şimdi bunun dışında iki tane daha dosya vereceğim size. Şu harita zemini. Bu harita zemininin linkini video açıklamasında bulursunuz. Bu da rota danışmanının farklı bir versiyonu. Biliyorsunuz normal arabalarda SCS'nin standart rota danışmanı sağ alt köşede bir kare şeklindeydi. Bu o rota danışmanını ekranın üstüne bir satır olarak taşıyan bir mod. Basit bir mod bu. Bunun da linkini vereceğim. Steam'den isteyen Steam'den kullanabilir. Eğer Steam hesabınız yoksa indirme linkinden indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün dosyalarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.